Valla baksın, niye bakmayacak? Çünkü Trabzonspor bir kere hoca istikrarı en fazla Trabzonspor için konuşmak lazım. Yani son 10 yılda 13 10 bak 10 yılda 10 yılın üzerinde hocayla çalışmış. Yani 10 sezonun üzerinde daha fazla hocayla çalışmış Trabzonspor. Yani bir sezona iki hoca düştüğü zamanlar olmuş. Sonuç malum. O yüzden Abdullah Avcı böyle çok kısa vade hocası gibi değil. Abdullah Avcı biraz daha böyle oturtturacak dinamiklerini birkaç sezon sonra, Tabii. böyle çok daha iyi işler. Trabzonspor'da eli güçlü. Camia var, taraftar var, medya var. O yüzden bu seneyi yapılanalım, seneyi yarışmacı takım oluruz hikayesi son alınan sonuçlardan sonra ve zirveyle olan puan farkı makasları aldıktan sonra başka bir yere gitti. Gitmesi de normal. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçı var Trabzonspor'un. Evet. Yani peki kazanması sürpriz olur mu? Geldi bak, Beşiktaş'ı yendi Vodafone'da. Beşiktaş değil mi? O gün kaybetti lider. Avaraj'da olan Evet. liderliği kaybetti. Beşiktaş'ı yendi baktığın zaman. Bunlar sürpriz değil. Sonuçta Trabzonspor hikayesi. Ve şu heyecanı da getirdi. Yani 25. hafta. Ay biz yapılanıyoruz işte. 8.yiz, 9.yiz. Seneye bakacağız. Heyecanı şeyi alır götürür, enerjiyi. Maç izleyesi bile gelmez adam. Ama yarışın içerisinde olduğun zaman Evet. artık iş başka bir yere gider. Her hafta şehirde, orada, burada, medyada, takım içerisinde. Bugün kim söyleyebilir şu an Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olmadığını? Bir Bir de maça bakıyor ya işler, bir şu an maça. puan ortalaması yazıyor alt yazımızda. Evet. 2.78 Şampiyonluk inanılmaz bir ortalaması. puan. Çok çok üstünde. Yani rekor ortalamadır muhtemelen. Yani Evet. bunu sezon sonuna kadar böyle gitsen kırılmayacak bir rekor Tabii kırarsın. kırarsın. Zaten Avrupa'da da bu konuda bir Ya, başarı elde neredeyse 3 etti. olacak yani. 2.78. Kesinlikle öyle. Herhalde Trabzonsporlular Abdullah Hoca'nın geldiği ilk gün böyle bir senaryoyu hayal etmiyordu diye düşünüyorum. Çünkü genelde şey olur hani Hani her... toparlar Ergin'in dediği gibi sonraki Evet. sene hani. Teknik direktör değişimlere genelde bir klişe oluyor ya. Bir hoca değişince birkaç maç gider. Böyle bir yenilik heyecanı vesaire. Oyuncuların kendisine belki de hocaya ispat etme çabası vesaire. Bir 2-3 hafta gider. Belki ilk haftalar bu etki olmuştur. Bence Edin Aytun Hoca'nın yaşadığı sorunları Abdullah Avcı da yaşadı kadro anlamında. Hani bazı bölgelerde mesela 6 numarada kullanacak hiçbir oyuncusu yoktu. O yüzden takım savunmasında ilk etapta biraz sorun yaşadı. Şu bir Erzurum maçı hatırlıyorum. Erzurumspor çok daha fazla pozisyona girmişti vesaire. Ama doğru teşhis koydu. Yani hem bir oyun oturttu. Ergin'in bahsettiği gibi takım resmi oturttu. Takım savunması oturttu. Bunu yaparken de çok doğru teşhisler koydu. Devre arasında transferlere bu şekilde girdi ve net hamlelerle takımı daha da Evet. yukarı çekti. Şu andaki bu puan durumu sadece o bir teknik direktör değişimiyle değil, oturmuş bir düzenin, eklenmiş transferlerin de etkisi. İşte mesela Yunus da aslında bir derinlik anlamında bir transferdi. Ona da ihtiyaç duyulacak. Belki biraz daha derinlik, daha biraz geniş olabilirdi Trabzonspor'un. Biraz o konuda uzun vadede sorun yaşayabilir. Mesela şey kararları da otorite kurmak adına ben çok önemsedim. Mesela Pereira kararı. İkinci yarı devam edebilirdin değil mi? Pereira ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Evet. falan. Yönetimin kalmasını istemesine rağmen orada bir teknik direktör takımı olmak adına hayır, Pereira istiyorsan teknik ekipte sana yer var ama takımda düşünmüyorum. Bu çok önemli bir karar. Serkan'ı attı oraya. Şimdi birkaç alternatif kullanıyor. Bu da takım üzerinde teknik direktör takımı olmak için önemli donelerden bir tanesiydi. O kararını da önemsiyorum. Şimdi soru gelmiş Berke Bey'den. Berke Can, Trabzonspor Başakşehir maçında vakemesi sorun yaşar mı? Tabii ki önemli. Az önce bahsettiğim gibi Bakasetas'ın da gelmesiyle birlikte aslında Vakayemi tamamen hücumda kullanmaya başladı. Yani bütün enerjisini hücum hattında kullanmaya Ve başladı. orada da gerçekten iyi bir Çok fazla fark performans yok. Sadece sergiledi. skor olarak değil, özellikle Ekuban'ın attığı birçok pası hatırlıyorum. Yani top kilit pas anlamında da fark yaratan bir oyuncu. Tabii ki etkili olacak ama yani şu anda takımın oturması, bu tip eksikleri biraz daha hani Beşiktaş'ta bahsettiğimiz şey. Bir takım yapısı oturunca birkaç eksiği çok da aramayabiliyorsun. Trabzonspor'da o yapıyı oturttu diyebiliriz. Yani şu anda bireylerden daha çok takım oyunuyla bir noktaya gidiyor gibi gözüküyor. O yüzden tabii ki önemli eksik ama aşırı bir sorun yaşayacağını da zannetmiyorum. Puzzle'ın önemli parçalarından bir tanesi. Hoca için yani şey değil. Hoca hep ya Trabzonspor nasıl takılır, şu maçta görelim, bu maçta görelim dediği süreçleri yaşayarak alnının akıyla çıktı. Vakayeme Ekuban, bak Ekuban'ın yokluğu biraz sarstı takımı. Döndükten sonra eli yüzü çok değişti. Kuban çok başka bir Evet. ya. Şimdi Evet. Vakayeme için de bunlar sezon içerisinde sakatlık, ceza bu haftalardan sonra zaten yaşanacak şeyler. En azından
Bunun bu hafta da yaşanıyor olması orada ne yapabileceğini görmesi adına da önemli. Burada hoca orada ne yapabileceğini de test edecek. Çünkü Vakayemesiz çok fazla görmedik biz Trabzonspor'u. Abdullah evet. Avcı serüveninde. Evet. Abdullah Avcı'da görmedik. Evet. Daha onu önce da bir eksikliğini göreceğiz. Özellikle geçen sezonun son zamanları görmüştük ama Abdullah Avcı'nın Vakayemesiz bakalım sınavı nasıl olacak? Ya bir de öyle bir adam ki şimdi futbol temaşadır ya böyle futbol tabiriyle söyleyeyim. Kenarda böyle adamı savunma oyuncusunu ayağa kaldırır, yere yatırır. İki kere geçer, herkes ayağa kalkar. Öyle bir adam. Yani izlemesi o kadar keyifli bir adam ki. Sanki ayağında mıknatıs var. Hani vücudu da öyle çok atletik şey gibi değil. Ağır bir vücut gibi görünüyor. Öyle de iğne deliklerinde öyle çalımlar atıyor ki. İzlerken için eriyor yani futbol sever olarak. O yüzden hemen dönsün bir an önce ki izleyelim bakayım. Mesela Beşiktaş maçındaki ikinci gol yaptı asist. Orada Beşiktaş tepe kamerasından bakıyorsun. Beşiktaşlı oyuncular alan savunması yaparken Vakayeme iki kişi arasında kaldı ya. Dediler ki içinden vücut dillerinden anlaşılıyor ya bu pozisyon öldü. Oradan çıkmaz o top. Bir anda öyle bir topuk hareketiyle çıktı ki hazırlıksız yakalandı savunma ve bomboş kaldı Hugo. İşte temaşa. Evet temaşa dediğimiz şey bu direkt oydu. Ekuban'dan bahsettin. Az önce mesela Ekuban övme şeyimiz seansımız başladı. Bireysel performanslarla ilgili çok konuşacağımızı söylemiştik. Evet. Ekuban şöyle bir oyuncu mesela dedim ya işte Bakasetas geldi, Vakayeme yükseldi, Canini yükseldi, işte Berat'tan sonra Flavio. Mesela Ekuban'dan bahsetmedim. Çünkü o zaten oynuyor. Yani, ligde kendi kendine yeten, kendi kendine yönetmeyi başaran başlıca isimlerin en bayrak çekeni yani. Ekuban tamamen tek başına bir oyuncu. Her şeyle yetiyor. Takım yapısı ne olursa olsun, oyun felsefesi ne olursa olsun Ekuban'a bir cevap var. Öyle bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. O yüzden onun yokluğu başka bir seviye. Şimdi madem Trabzonspor'dan konuştuk, Abdullah Avcı'dan konuştuk. Çok benzetiyoruz senin ses tonunu. Abdullah Avcı ile biz böyle aramızda konuşma ses tonunu. Bir benzerlik var aranızda yani. Oradan şuna geleceğim. Mesela dinlerken duymadan böyle işte Abdullah Avcı'nın sesini ben hemen tanırım. Yani biraz karakteristik. İşte Fatih Terim'in zaten üslup karakteristik. Bildiğimiz böyle çok kilit isimler var. Ama böyle bazen bir futbolcunun sesini radyodan bir demeç dinlerken bu kimdi? Bir dakika kaçırdım. Başında ismini kimdi ya konuşan dediğimiz oluyor. Siz bu konuda nasılsınız? Ne derece başarılısınız? Onu merak ediyoruz. Elbette izleyicilerimizin de. Şimdi kimin sesi yapacağız? Kim 500 milyar ister de evet, değil mi? Değil mi? Sesli soru. Evet, sesli soru evet. ATV ekranlarındaki yarışmada çok çıkıyor. Şarkılarda çıkıyor, bazı sözlerde çıkıyor. Şimdi bakalım biz de futbolcu sesi vereceğiz size. Yeni eskilerde olabilir değil mi? Tanıyabilecek misiniz? İlla güncel değil. Tabii canım. Aktif oyuncu mu yani? Tabii canım. Bakalım dinleyelim bu dinlemekte olduğunuz sesin. Hangi futbolcuya ait olduğunu bulabilecek misiniz? İzleyicilerimiz son sayfa etiketine siz de yazabilirsiniz. Tanıdığınız, bildiğiniz sesler gelsin. Vallahi kazandığımız için mutluyuz. İki farklı bir skor elde ettik. Ama futbolcu mu bu? Okan Buruk zor bir maç olacak. Bugün burada da zor bir maç oldu. 2-1 oldu. İlk yarı bitmeden 3. golü attık. Bu bizim için hem moral olarak da iyi oldu. Şimdi şıklarımız var tabii ki. Ha. O kadar zorlamayacağız sizi. Salih Uçan mı? Hakan Özmen mi? Salih Uçan. Ahmet Çalık mı? Salih Uçan. Evet. Şık gelince kolay oldu. Hızlı karar verdiniz. Kolay oldu demeyelim de. Salih Uçan. Bakalım izleyicilerimize de bakalım. Onlar tanıyacak mı? Bir daha dinleyelim sesi. Okan Buruk cevabı çok gelmiş bu arada. Evet çok benziyor. Vallahi kazandığımız için mutluyuz. İki farklı bir skor elde ettik. Ama zor bir maç olacak. Bugün burada da zor bir maç oldu. 2-1 oldu. İlk yarı bitmeden 3. golü attık. Bu bizim için hem moral olarak da iyi oldu. Salih. Ahmet Çalık çıkıyormuş şimdi de. Ahmet Çalık cevabı da çok var. Salih Uçan yazan da var. Salih Uçan gibi geldi bana. Evet, ne diyorsunuz? Ben Salih Uçan'ım. Aynı cevabı mı vereceksiniz? Ama öyle yani, Salih bu şey de değil, yani tahmin de değil. Nereden çıkardınız Salih Uçan'ı? Ses tonu, ben röportaj yapmıştım çok gençken. Şimdi çok gençken derken? Yani Salih çok gençken. Fenerbahçe'deki ilk yıllarında. Oradan da ben Salih diyeyim ya. Mustafa abi, Ahmet Çalık bak. Yazan var.
Salih Uçan cevabı, Okan Buruk cevabı da çok geldi. Peki bakalım cevaba. Vallahi demesinden anladım. Demişiz. Ben o, vallahi, Salih Uçan diye. Vallahi derken. Gelsin cevap. Bakalım. Ondan sonra konuşalım. Evet. Tabii ya. İki farklı.